Hoş geldiniz güzel arkadaşlarım, kıymetli arkadaşlarım. Çok güzel, çok değişik, çok da lezzetli bir tarifle daha karşınızdayım. Börek yapacağım sizler için ama nasıl bir börek? Belki de bugüne kadar hiç görmediğiniz bir tarif. Yine bir ilk diyorum, yine lezzet diyorum, yine değişik bir tarif diyorum. Ve ben lafımı daha fazla uzatmadan hemen tarifimi sizler için yayınlıyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle bismillah diyorum ve tarifimi vermeye başlıyorum. Uygun bir tavanın içine 3-4 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağımı aldım. 2 adet orta büyüklükteki kuru soğanımı ince ince kıydım. Yağla birlikte güzelce kuru soğanımı kavurdum. Sonrasında 300 gram kadar orta yağlı kıymayı da ilave ettim. Hep birlikte kavurmaya devam ediyorum. Evet, soğanı ve kıymayı güzelce kavurdum. Hemen baharatlarını ilave ediyorum. Bunun için ne kullanacağız? Kimyon ve karabiber. Ayrıca tuz ilavesiyle güzelce harcımı tatlandıracağım. Ve 1-2 dakika sonra artık böreğimin iç harcı hazır olacak. Ve hemen soğumaya bırakacağım. Evet, gelelim böreğimizin sosuna. Bunun için 3 adet oda ısısındaki yumurtamı uygun bir kabın içine aldım. Ben geniş bir kap kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Güllaçları çünkü ıslatmak çok daha rahat olacaktır. 1 su bardağı 200 ml kullanıyorum. Su bardak ölçüm bu arada. 1 su bardağı yoğurt, 2 su bardağı sütümü de ilave ediyorum. Yarım su bardağı sıvı yağımı, ayçiçek yağı kullandım ben hafif olması için. Evet, sıvı yağımı da ilave ettim. Yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ilavemi de yapıyorum. Ve hemen bir tel çırpıcıyla tüm bu harcı güzelce çırpıyorum. Evet, böreğimizin sosu hazır. Güzel bir homojen kıvam aldı. Güzel karıştı. Hemen bunu bir kenara alıyorum. Ve fırına dayanıklı uygun bir kap için ben 33'e 24 ebatlarında bir fırın kabı kullandım. Sizler de bu ölçüye yakın yuvarlak olur, kare olur, dikdörtgen olur. Hiç fark etmez. Bu ölçülere yakın bir kap kullanabilirsiniz. 7-8 adet güllaç yaprağını videomu uzatmamak için öncesinde kestim bir makas yardımıyla, mutfak makasımla. Ve hazırlamış olduğum sosun içine güllaç yapraklarını tek tek arkalı önlü batırıp güzelce ıslatıp fırın kabıma yerleştiriyorum.
arkadaşlarım, güllaçlarımızın yarısını tepsiye dizdim ve elimde gördüğünüz gibi 200-250 gram kadar dil peynirleri var. Bu dil peynirlerini ince dilimler halinde dilimledim ve güllaçların üzerine yerleştiriyorum. Ve daha sonrasında sizlerle birlikte hazırladığımız kıymalı harcı soğumaya bırakmıştım. Ve onu da bu dil peynirlerinin üzerine güzelce döküyorum ve yayacağım. Her tarafa eşit gelecek şekilde güzelce fırın kabıma yayacağım. Evet, kıymalı harcımı güzelce yerleştirdim. Kalan dil peynirlerini de yine kıymalı harcımın üzerine aralıklı bir şekilde dizdim. Yine kalan güllaç yapraklarını sosa bulayarak kıymalı harcımın üzerine yerleştiriyorum. Ve tüm güllaç yaprakları bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet, tüm güllaç yaprakları da fırın kabıma yerleştirdim. Hatta artan kırıntıları da yine arasına koydum ziyan olmaması için. Artan sosumu da güzelce böreklerimin üzerine gezdirerek döküyorum. Evet arkadaşlarım, böreğimizin üzerine bolca kavrulmuş susam serpiştiriyorum ve önceden ısıtılmış 200 dereceli alt üst ayarlı fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirmeye göndereceğim. Tabii ki kontrol ederek. Evet arkadaşlarım, değişik bir lezzet ve tat arayanlar için buyurun işte size tarif diyorum. Lütfen bu tarifi bir kere olsun deneyin. Yine sağlam, yine çok lezzetli, yine yapımında oldukça kolay, güzel bir tarif daha paylaştım sizlerle. Ramazan'da genelde güllacın tatlısını yaparız ama inanın bana tuzlu olarak da börek olarak da muhteşem oldu. Ben kıymalısını yaptım sizler için ama peynirlisi de çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlarım, böreğin ilk sıcaklığı çıktı ve sizler için dilimliyorum. Nasıl göründüğünü görmenizi istiyorum. Ve biraz daha soğursa börek çok daha kalıplı ve daha düzgün çıkacaktır. Ama olsun, böyle de dumanı üzerinde tüterken de yine oldukça lezzetli ve güzeldi. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Afiyet şifa olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi evlerinizden sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket hiçbir zaman eksik olmasın. Sofralarınızda hep sevdiklerinizle birlikte olun diyorum. Bir başka tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı da unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok çok önemli.
Görüşmek dileğiyle.